Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni videoda karşınızdayım. Bugünkü videomuz Son Altay Trabzonspor Altay karşılaşmasına gittim. Burada yaşadıklarımı anlatacağım sizlere arkadaşlar. Bir iki tane haber var. Vitor Hugo haberi var. Onları da yarın anlatırız. Çünkü maç eğlenceliydi. Yani gitmeyenler için anlatayım dedim. Bir de yani eğlendi açıkçası. Yani çok ilgisini çekmeyen varsa arkadaşlar yani videoyu geçebilirler. Çünkü bir haber niteliği taşımıyor. Sadece orada yaşadıkların. Çünkü değişik bir tecrübeydi. Bir de biliyorsunuz, rekor da kırıldı. O yüzden anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Sizler de maça gidenler de kendi anılarını kendi yorumlarını videonun altına yazarlarsa onları okumak isterim. Ben de merak ediyorum. Gerçekten enteresan bir şeydi. Yani Kolay kolay olan bir durum değil. Bulunduğum için de mutluyum ki aslında maça gitmeyi planlamıyordum. Kızgındım yönetime. Yönetime kızgındım. Kombinemi e, bu maça iptal etti diye ama Trabzon'u kutlama için geçerliydi kombinem. E tabi oraya gitme şansım yoktu. Ben de kız kardeşimi yolladım. E, o da Artvin'de doktor olarak çalışıyordu. Trabzon'a ailemiz ziyarete gitmişti. Ona dedim ya maça git. Eğlenceye. Bu da gitti. Benim yerime o katılmış oldu. Ben de dayanamadım. Dayanamadım. Yönetime kızgın olsam da orada olmam gerekiyordu. İşimiz bu. E, maça gittim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Fenerbahçeli bir kız arkadaşla gittim ben maça. İstanbul'da İstanbullu olan bir arkadaş. Yani Trabzon'un şu anki imajı nasıl olduğunu anlıyorsunuz yani. Herkes merak ediyor, herkes gelmek istiyor. Kendisi Fenerbahçeliydi. Onunla gittik. Yola çıktık. Trafik yoktu belli bir yere kadar. Fakat stada 3 kilometre kara trafik başladı. Aslında bizim de hatamız var. Maça biraz daha erken yani. Ben arkadaşım Tarabya'daydı. Ben 4. Levent'teydim. Hava iyi olduğu için orada da bir trafik vardı. Biraz daha erken çıkabilirdim yani evden çıkışım. 1'e 2'ye çeyrek kalı olsa maç 4'teydi. 2'de onu alsam yani saat 2'de tam 2'de Tarabbi'den çıkmış olsam hiçbir sıkıntı yaşamayacaktım. Ee, biz yaklaşık 2.5 gibi falan Tarabbi'den çıktık. 2.35 gibi. Tarabbi'den e, Olimpiyat Stadyumu'na gittik. 3 kilometre kala trafik oldu. Oraya kadar trafik gerçekten yoktu. Bak ondan sonra bir izleyen vardı. Ama hayatımda gördüğüm en iyi trafikti. Herkes eğleniyor. Herkes bayraklarla, yani stadyuma girmeden görsel şölen başlamıştı. Yolda ayağı alçılı, e, koltuk değnekleriyle yürüyen bir kardeşimiz vardı, küçük kardeşimiz vardı. Herkes bir şölen havasında, arabalarda bayraklarla, yürüyenler bayraklarla dans ediyorlar, şarkı çalıyor. Çok güzeldi. Yani trafikte hiç sıkılmadım ki bayağı bekledik trafikte. Ee, ve o kalabalık olmasına rağmen park yeri de buldum arabada. Mesela bizim Medikal Park'ta, Akyazı'da imkanı yok. Park yeri bulamazdım ki. Ben hayatımda ilk defa bir maça arabayla gittim. Ben maçlara ya yürüme giderim. E, yürüme giderim yani ya da top taşıma ile ama yürüme yürüme giderim genellikle. Akyazı'ya hep yürümeyle gittim. Avni Aker zaten. Benim Avni Aker'de, de Akyazı da evime çok yakında. Avni Aker aşırı yakındı. Akyazı da yakındı. Yani giderken yakın, dönerken uzak. O bayırı çıkamam hep yürüme giderim. O yüzden işte TT gidiyorduk. Ona yürüme giderdim. Zaten metroya yakın. TTR'nin öyle bir özelliği var. Ee, Beşiktaş'a zaten hiç şey gitmeyin. İnönü'ye top arabayla falan aklınızdan geçirmeyin. Ee, yürüme ona da git, gittim. İşte Kasımpaşa'nın stadyumuna e, yürümeyle gittim. Zaten Taksim'den yürüme gidiliyor. Düşünüyorum. Evet hep yürüme gitmişim. arabayla gitmemişim. İlk defa arabayla gittim. Yani locada oturduğum maçlarda bile hep yürüme gitmişim. Ee, Başakşehir maçında şey Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta da oraya kadar sıkıntı vardı. Park yeri de bulduk. Fakat asıl sıkıntı nereden başlıyor? Geç kalmamış olsaydım ben dediğim saatte saat 2'de 2.30'da 2'de Tarabya'dan çıkmış olsaydım ben kapıda büyük bir izdamın arasında kalacaktım. Çünkü gişelerde sıkıntı vardı. Telefonlardan okumuyor sistemi. Çok yavaş işliyor. Yani insanlar sinirleniyor. Gerginlik de vardı. Ben gittiğimde sistem arızası giderilmişti. Tabii ben de bir sorun yaşadım. Benim arkadaşımın telefondan okumadı. Ama bir şekilde onun telefondan okudu. İkimiz beraber aynı kapıdan geçtik. Ben de benim biletimin ekran görüntüsünü başka bir arkadaşa yolladım. Genç bir arkadaşa yolladım. Whatsapp'tan geçebilsin diye arkadaşımız. Çünkü onlar bize onun arkadaşı bana yardımcı olmuştu o arkadaşımız da geçti. Ama yani orada bir sıkıntı vardı. İnsanlar kapılarda sorun yaşadılar. Yavaş okuyor sistem. Birleşiyor, birleşiyor kalabalık, geriliyor. Ben maçın ilk yani ilk golü görmedim. Maçın 20. dakikasında içeri girdim ama ondan sonra şölen başladı. Olimpiyat'ta şöyle bir şey var. Ben stadyuma yakın olmak isterim. Olabildiğince sahadaki diyalogları görmek isterim ama Olimpiyat Stadyumu saha itibariyle zaten uzaksın. Ben de direkt olarak doğu alttaydım, alt tribünün ortasında yani alt tribünün tam bitiş yerinde izledim. E, oradan en iyi açıyı görüyordum, tribünleri de oradan izleyebiliyordum. Oldukça da fazla eğlendim. E, fakat şöyle bir şey var, bir tribün birlik, birlikteliği olmadığı için e, güzel bir tribün yani tezahürat anlamında olmadı. Ama şölen anlamında, festival anlamında çok güzel oldu. Onu ekleyebilirim. Maç hakkında yani çok detaylı bir şey konuşmaya gerek yok arkadaşlar yani. Sadece Abdullah Avcı'dan biraz daha genç ağırlıklı bir kadro beklerdim. Onun dışında çok eklenecek bir şey yok. Yani analiz analize gerek yok. Ee, onu söyleyeyim. Ee, Vakayme penaltıyı kaçırmış ol çok üzülürdüm. Onu da ekleyeyim. Maç sonunda da o kupa töreni ya kupayla gezilmesi güzeldi ama içimde şu uhte kaldı arkadaşlar. Kol bastı oynayın ya. ya. Maç sonu kol bastı oynayın. Yusuf Erdoğan'dan bunu özellikle bekledim. Yani takımın bir kol bastı oynamasını bekledim. Ya bu bir zaruriyet olsun artık ya. O kol bastıyı birçok kişi bekledi. Gerçekten birçok kişi bekledi arkadaşlar. Maçla ilgili bir sürü video yaptım. Paylaşım yaptım. Instagram'dan ve Twitter'dan beni takip edin. Tüm hesaplarım videonun altındaki linkte mevcut arkadaşlar. Instagram'dan bir sürü reels videosu yaptım. Daha da yapacağım. Twitter'dan bir şeyler de paylaştık. Bunları lütfen takip edin. Orada da destekleyin beni. Hedefimiz var. Daha iyi yerlere geleceğiz. Maç bittikten sonra bir süre bekledik tabi. Trafik geçsin diye. Ama emin olun Akkaza'daki gibi sıkıntı olmadı. Beklediğimden daha az hengame oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebilelim. İstanbul'da bir Trabzon konvoyu oluştu ki birçok İstanbul takımının maçı olmasına rağmen ben Fenerbahçelilerle karşılaşmadım. Karşılaşsam bile ne değişecekti. Ama şunu söyleyeyim. Ee, kal, yani tek gitmeyin. Çünkü Trabzonlular olarak ben asla bir Fenerbahçeli husumetim yok ama onların var. Yani şunu rahatlıkla söyleyeyim. Maalesef bazı Fenerliler kafayı yemiş. Yani bu konu hakkında bir şey demeyeceğim. Tek tweet de atmayacağım. Artık bu konu lara dair yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Resmen kafayı, çılgınlık kafayı yemişler. Yani karikatür durumuna gelmişler. İnanamıyorum yaşanan olaylara. Ki sahada tribünde Fenerbahçeli, Galatasaray formalı. Yani abiler, ablalar, kardeşler. Kadın, erkek bir sürü kişi vardı. Ee, ama Fenerbahçe tribünde böyle bir şey olabilir mi? Hiç sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Ya, Trabzon hakkında... İmaj bence çok değişti. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Yani eskiden Trabzonlu olunca bir ön yargı oluşurdu. Şimdi hala e, öyle bir ön yargı yok. Yani onu söyleyelim. Başka takımların aydın kesimlerinin garip garip yorumları var. Artık herkesin ne olduğu gün yüzüne çıkıyor arkadaşlar. Yani aydın diye bildiğimiz isimlerin saçma sapan yorumları, ayrıştırmacı yorumları beni şaşırtıyor. Yani bu adamlar acaba yüz yüze konuştuğumuzda böyle mi konuşuyorlardı? Düşünüyorlardı diye düşünmeden içimden geçiremiyorum. Eskiden insanlarla siyaset konuşmazdım. Şimdi artık futbolda konuşamayacak kıvama mı geleyim? Yani insanlar artık suç işliyor aslında. Toplumu kim ve nefrete teşvik ediyorlar. Bu arada sesim de kısık. Kusura bakmayın maçta da biraz bağırdık. Neyse çok uzatmayayım arkadaşlar. Trabzon bir marka oluyor. İnşallah Uğurcan kalır. Bozlarımız tanınıyor. Şehir tanınıyor. Artık bunun seriye dönüşmesi lazım. Keşke Türkiye Kupası'nı da alsaydık. Neyse o da seneye artık yapacak bir şey yok. Sizin maç analarınızı bekliyorum. Nasıldı ortam? Yazın bakalım yorumlara. Ee, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi izlemeler.